nedir? Ay, başım. Neler oluyor? Çabuk kalk oradan. Artık birinin yatağında yatmayacaksın. Sakın kalkma Mıncır. Mıncır, sana oradan kalk dedim. Ama ben yani... Çocuklar, ne bu gürültü? Hı? İçinden bir ses buradan hemen uzaklaşmamı söylüyor. Şimdi burada neler olduğunu bana anlatacak mısınız? Müge anlatsın. Mini anlatsın. Ben ona küstüm. Hayır, ben ona küstüm. Çocuklar, ne oluyor size? İyi de kardeşler birbirine küsmez ki. Ben sana küstüm. Sen bana küsemezsin. Ben sana küserim. Çocuklar, hemen aranızdaki meseleyi çözün. Daha fazla tartışma duymak istemiyorum. Artık benim odamda kalamazsın. Nereden senin odan oluyormuş? Asıl benim odam. Hayır, benim odam. Hayır, benim. Sen istersen başka bir odada kalabilirsin. Tamam, kendime çok güzel bir oda yaparım. İstediğim her şeyi alırım ve senin girmene de asla izin vermem. Annem izin vermez de ondan. Evet çocuklar. Neymiş bakalım bu önemli mesele? Biz odamızı ayırmak istiyoruz. Evet. Mine başka bir odada kalacak. Kendime çok güzel bir oda yapacağım. Çocuklar, ne yazık ki böyle bir şey mümkün değil. Neden? Çünkü size ayrı odalar veremeyiz. Başka odamız yok. Ama... Aması yok çocuklar. Şimdi sakin sakin oturun ve düşünün. Biz de başka bir çözüm buluruz. Neden küstüklerini biliyor musun Galip? Bilmiyorum Laleciğim. Hay Allah. Bence müdahale etmeyelim. Nasıl olsa barışırlar. O bebek benim. Hayır, benim. Önce ben aldım. Ama o bebek benim. Aa! Böyle tartışmak size yakışmıyor. Çok ayıp. Ben artık ablamla oynamak istemiyorum anne. Ben sanki seninle oynamayı çok istiyorum. Lale Hanım, bizim bu çocukça tartışmalara el koyma zamanımız geldi. Haklısın. İkisi de unutamayacakları güzel bir ders istiyorlar. Benim aklıma bir şey geldi. İçeride konuşalım mı? Hemen konuşalım karıcığım. Kalkmış herhalde. Burada da değil. Aa, uyandın mı Mineciğim? Ben de tam seni çağıracaktım. Hadi otur, yumurtanı soğutma. Çok merak etmiyorum ama. Müge nerede? Ama hiç merak etmiyorum. Biliyoruz merak etmediğini. Artık Müge ile oynamak istemediğini söylediğin için onu anneannene gönderdik. Bu hafta sonu orada kalacak. Anneannem de kalacak yani. Evet. Nasıl olsa Müge ile aynı evde kalmak istemiyorsun, değil mi? Artık bütün ev, bütün oyuncaklar sadece senin. İstediğin kadar oynayabilirsin. Değil mi Galip? Evet. Hadi buyur. Bütün oyuncaklar senin. Evet. Zaten ben ona küsmüştüm. Ya, bu oyun nasıl oynanıyordu? Of, ablam olsaydı sorardım. Ama sen hiç oynamayı bilmiyorsun. Hadi sallasana Mıncır. Hadi. Galiba
yiyeyim, karnım acıktı. Bakayım. Evet evet, karnım acıkmış. Ama ablam olsaydı beni sallardı. Anne, benimle oynar mısın? Canım çok sıkılıyor. Üzgünüm Mineciğim. Görüyorsun ki çok meşgulüm. Seninle şu anda oynayamam. Ben de babamla oynarım o zaman. Babam da uyuyor. Benimle şimdi kim oynayacak? Ablam olsaydı benimle oynardı. Ablam şimdi ne yapıyordur? Kiminle oynuyor acaba? Yoksa ablam da benim gibi çok mu sıkılıyordur? Boş boş bakma Mıncır, bir şey söyle. Ablam hiç mi gelmeyecek? Ne oldu? Özledin mi yoksa? Biraz. Yalnız oynamak çok sıkıcı. Bunu siz istediniz çocuklar. Küsmek nelere yol açıyormuş gördün mü? Düşünsene, birbirlerine yakın olan her şey küsse ne olurdu halimiz? Mesela yıldızlar aya küsseler, arılar çiçeklere küsse ve bir daha hiç bal yapmasalar. Biraz bal verebilir misin lütfen? Bir daha bal yapmayacağım. Çünkü papatyaya küstüm. Eğer bal istiyorsan papatyaya söyle, benden özür dilesin. Papatya, güzel papatya. Lütfen arıdan özür diler misin? Çünkü benim büyümek için bal yemeye ihtiyacım var. Ne demek? Asıl o gelsin benden özür dilesin. Arı benim kalbimi çok kırdı. Barışmanız için ne yapabilirim bilmiyorum. Ama arı ile çiçek birbirine küsmez ki. Ablacığım! Canım kardeşim! Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim ablacığım. Çok özür dilerim canım kardeşim. Ben de çok özür dilerim ablacığım. Küs olmak iyi bir şey değildir çocuklar. Onun yerine aranızdaki sorun neyse konuşarak çözmeye çalışmalısınız. Evet, birbirinize ne kadar kızgın olsanız da konuşmalısınız. Siz niye küsmüştünüz? Hatırlamıyoruz. Benim kedi kardeşim yok. Varsa bile nerede olduğunu da bilmiyorum. Ama bir kardeşim olsaydı çok severdim. Hatta tüm yemeklerimi onunla seve seve paylaşırdım. Mıncır, neredesin? Hadi gel, bahçeye çıkacağız. Ben gideyim. Müsaadenizle.